Hayrola Osman? Ne düşünürsün öyle kara kara? Duydun ağabey. Yine vazifeye gidecekmiş babam. Böyle acele ettiğine göre çetin bir iş olmalı. Nereye gider acep? Bize de söylemez ki. Destur. Hayrola aslanlarım? Ne konuşursunuz böyle ağabey kardeş baş başa? Baba, bize vazifeye gideceğini söyledin. Uzun bir yolculuk olacakmış. Osman da ben de nereye gideceğini merak ederiz. Gelin bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Bize çoğu kez ne edeceğini söylersin, lakin bazen de hiç söylemezsin. Nereye gideceğini evlatlarından niye saklarsın? Bu oturduğumuz postun gereğidir oğul. Babalıkla beyliği karıştıramayız. Bey olmak için evvela dilini tutmayı bilmek gerek. Hem adı görklü Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, dilini tutan kurtuldu. Söylenen söz gümüş, söylenmeyen söz altındır. Söz öyle bir hazinedir ki, her vakit her yerde saçıp savurmamak gerekir. Bizler uğruna can vermekten imtina etmeyeceğimiz büyük bir davayı temsil ederiz. Her lafı her yerde herkese söyleyemeyiz. Bu size itimatsızlığımdan değildir. Beyliğin gereğindendir. Zira beylik postu sır makamıdır. Yarın inşallah sizler de bey olacaksınız.
kime neyi söyleyeceğinize şahsi iradenizle değil, beyliğin usulünce karar verin. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Sağ olasın hatun. Beyim. Bahar geldi. Demir döyüp bahar toyu etmeye başlamıştır obamızdakiler. Yaylaya çıkmaya hazırlanıyorlardır. Obamız gözümde tüter. Hayırdır Selcan? Burada rahatın iyi değil mi? O nasıl sözdür beyim? Ben burayı kendi obamdan ayrı görmem. Hayma anam sağ olsun beni kendi kızından ayrı komaz. Lakin benim yazgım kendi obamdadır. O vakit imdi ne diye böyle hasretlik çekersin hatun? İmdi değil ki beyim. O hasret hep yüreğimdedir. İlteginim. Evladımı çok özledim. Ardımızdan buraya gelir diye ümidim vardı. Burada da kavuşmak vaki olmadı. Bir evladımı toprağa sardım. Diğerini hasrete. Sen de İlteginden hiç bahsetmezsin. Ne yapar ne eder. Emmileriyle yol tutabildi mi? Tuttu tabii. Tutmaz olur mu? Öyle yiğit bir delikanlı oldu ki tuttuğu tutamak, bastığı basamak oldu. Moğollarla nice badire atlattık. Hiç geri adım atmadı. Maşallah. Evlat babanın sırrı olur derler. O da senin gibi cevval. Senin gibi gözü kara bir yiğit oldu. Lakin gözümde tüter. Selcan, hele şu badireleri bir atlatalım. Evladımıza da kavuşuruz inşallah. İnşallah bey. Destur var mıdır abla? Gel hele sırma. Hayırdır? Yerinde duramazsın. Haber mi vardır? Haberler sendedir abla. Sen bana kızarsın lakin ben merakla beklerim. Hep derim bu meseleye girme diye. Lakin uslanmazsın değil mi? Beylik başka, bacılık başka. Benim de bir ablam var. O evlenecek. Heyecanlanmamak mümkün mü? Nedir Ertuğrul Bey? Onu söyleyiver. Heyecandan çatlatma insanı. Verdiği ahdi yerine getirmeyi murad eder. Bilirdim böyle söyleyeceğini. Ben derhal hatunlara haber edeyim, hazırlıklara başlasınlar. Umur oğullarının bey hatunu, baş mücevhere evlenecek, kolay mı? Ertuğrul Bey mühim bir mesele için yola çıkacak. Hele o sağ salim dönsün, sonra başlarız hazırlıklara. Biz de obamızın beyini seçeceğiz. Yarın toy kurulacak. Evvela obamızın selameti. Hele bir o işi halledelim, gerisi kolay. En münasibini sen bilirsin abla. Sen nasıl buyurursan biz öyle ederiz. Lakin ben yine de gidip sandıkları kurcalayayım. Ablama yaraşır bir düğün elbisesi dikeyim.
Sen çıkacağın bu çetin yoldan muvaffak ve muzaffer dönmemi nasip eyle. Yurdun bütün istikbali, bütün umudu benim gideceğim yoldadır. Sen omuzumdaki bu yükü layıkıyla taşımamı nasip eyle. Bizi dostlarımıza mahcup, düşmanlarımıza mağlup eyleme ya Rabbim. Amin. Allah kabul etsin kardeşim. Amin. Alpler hazırdır, bizi bekler. Eyvallah abi. Bir vakitler ben de otağımı terk edip Moğollarla mücadele etmek için dağlara çekildiğimde otağımın ardından böyle bakmıştım. Gidip de dönmemek var kardeşim. Lakin dönecek olursam bütün zalimlerin cezasını vereceğime de and içmiştim. İnşallah ben de döndüğümde hepimizin andını yerine getireceğiz abi. İnşallah kardeşim, inşallah. Gayrı yolum uzundur. Hakkını helal edesin. Helal olsun. Destur var mıdır beyim? Gel hele Turgut. Beyim, duydum ki uzun yola gidermişsin. Gayrı ben de hazırım. Siz vazifeye giderken ben döşekte yatamam. Yiğit kardeşim benim. Gayrı senin yaralarını sarman gerekir. Yaralarını sarmadan vazifeye atılmayasın. Mesela istirahatsa beyim, cenk yollarında az mat üzerinde uyuduk. Evelallah gene uyuruz. Zor vakitlerde iyi de döşek yaraşmazmış. Evelallah gücüm kuvvetim pusat sallayıp vuruşacak kadar yerindedir beyim. Hem ben sizle vazifeye gelmezsem işte o vakit benim yaralarım sağlamaz. Sen beni iyi bilirsin beyim. Buyruk veresin de ben de geleyim. Maşallah benim kardeşim. Eyvallah. Sen de gelesin. Lakin benimle değil. Gündoğdu ağabeyimle beraber olasın. Zira benim yolum çok uzundur. Senin Gündoğdu ağabeyimle kalman daha münasip olur. Eyvallah beyim. Buyruk senindir. Beni emretmişsin İlbilgi Hatun. Sen benim baba yoldaşımsın Battal Bey. Mühim bir mesele vardır. Sana danışıp, fikir alıp bir yol çizmek niyetindeyim. Senin sözün bu obada töredir buyurasın. Bilirsin, ağabeyimin yerine beylik postuna vekalet ederim. Lakin yakında Kayı Obası'nın Bey Hatunu olacağım. Toyda da asıl oba beyini seçmek isterim. İsterim ki Umuroğulları postuna bizi bilen, töremizi bilen, bu obaya layık biri otursun.
Sen alplik vakitlerinden beri babama sadık yoldaşlık edersin. Bu işi layıkıyla yapacağından hiç şüphem yoktur. Beni buna layık görmen şereftir İlbilgi Hatun. Lakin bizde post meydana serildi mi kimin ne diyeceği belli olmaz. Hem Bey Bolat Bey'in ölümünü hala atlatabilmiş değil hali. Beyler beni kabul eder mi dersin? Sen hiç tasa etmeyesin Battal Bey. Hem benim hem de Ertuğrul Bey'in desteği seninledir. Oba bu haldeyken itimat edemeyeceğimiz kimseye bu postu teslim edemeyiz. Sen de beylerle tek tek görüşesin. Benim de kanaatimi bildiresin. O vakit buyruk senindir İlbilgi Hatun. Arık Muka! Arık Muka! Senin yüzünden okumun ucundaki av kaçtı. Önemsiz bir şey için geldiysen seni av yaparım. Ertuğrul'la günde odu. Ne olmuş onlara? Obadan çıktılar. İkisi de ayrı yönlere gider. Hangi yönlere? Ertuğrul doğuya, günde odu da kuzeye doğru gitti. Gündoğdu kuzeye gittiyse Berke Han'ın gönderdiklerini o karşılayacak demektir. Ya Ertuğrul? Eğer Ertuğrul Berke Han'ın gönderdiklerini almaya gitmediyse ondan daha mühim bir yere gitmektedir demek ki. Nereye olabilir? Doğu istikametine girdiyse belki de Berke Han'a. Hem Berke'nin casusu Torumtay öldü. Bizzat kendisi görüşmek isteyecektir Berke Han'la. Eğer öyleyse bunun başımıza ne gibi bir bela açacağı malum. Bana kuştan daha iyi bir av getirdin. Ertuğrul o yolu geçmemeli. Ne pahasına olursa olsun mani olacağız. Tilki koyağına gönderdiğimiz adamlar Gündoğdu'nun icabına bakacaktır. Onu derdest edip öyle yakalasınlar. Biz de Ertuğrul'un peşine düşeceğiz. Onu öyle bir tuzağa kıstıracağız ki gittiği yolun onu ölüme götürdüğünü görecek. Çok şükür. Otağımıza bir bey hatunu girecek anam. Beni memnun eden bey hatunun gelmesi değil. Münasip bir kişinin gelmesi. Doğru dersin anam. Akşam görmedin mi? Ertuğrul Bey'im evlilik kararını söylediği vakit İlbilgi Hatun nasıl başını öne eğip hayal etti. İlbilgi Hatun'un hamuru temizdir kızım. Rabbim ona hem bey hatunu olacak feraset hem bey kızına yaraşır, iffet ve izzet vermiş. Kaya otağına yaraşır bir hatun olacağı bellidir.
Ertuğrul'um evlatlarını tek başına büyüttü. Onlara hem analık hem babalık etti. Nicedir içimde bir korku vardı. Ertuğrul'um tek başına yaşlanacak diye. İl Bilge Hatun karşısına çıkınca beni bu korkudan azat etti. Gayrı ölsem de gözüm arkada kalmaz kızım. Ağzından yeri alsın anam. Allah'ım sana nice uzun ömürler nasip etsin. Gelmişler. Lakin tedbiri elden bırakmayalım. Ben gerekli tedbirleri aldım Gündoğdu Bey. İpler bizim elimizde olacak. Eyvallah. Buluşma yeri burası. Gerekli tedbir alındı mı? Merak etmeyin. Adamlarımız bizden evvel gelip pusuya yattı. Güzel. Bize evvela Berkan adamları sanacaklar. Son ana kadar bir şey yapmayacağız. Sonra işlerini bitirip Gündoğdu'yu sağ yakalayacağız. Anlaşıldı mı? Haydi bismillah. Dediklerimi yaptınız mı Temüge? Yaptık. Saldırı için her şey hazır. Gidelim o halde. Ormanda kaçırdığım avı Ertuğrul'u vurarak telafi edeceğim. Mallarınız nereden gelir? Deniz aşırı. Alpler, teslim alalım sandıkları. Altınlar alıp gidebileceğinizi mi sandınız? Hepinizin kellesini bu sandıklarla Berkan'a yollayacağız. Kimin kellesi gidecek şimdi göreceğiz. Saldırın! Come on.
Buralarda ne sel vardı ne fırtına. Bu aşağı nasıl devrilmiş? Sana bu toprakları dar edeceğimi söylemiştim Ertuğrul. Başını nereye çevirirsen çevir, kabusun olacağım. Anlaşılan beni zapt edemeyeceğini öğrenememişsin hala. O vakit alınacak gibi sana da pusatımla öğretirim. Bana pusu atacağını tahmin etmedin mi sanırsın Arıkbuka? Lakin asıl tuzağa sen düştün. Bu yol sana cehennem olacak. Daha en büyük tuzağımı göreceksin. Thank you.
İçinde bulunduğumuz ahval hepinizin malumudur. Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey'in buyruğu ile Umuroğulları postuna ben vekalet ederim. Şimdi bu postun Asli Bey'ini seçme vakti gelmiştir. Umuroğlu postuna aday olan beyler kimlerdir? Ben talibim. Ben de talibim. Umuroğulları postu için iki aday vardır. Postun vekili olarak sizin adınıza aday olan beylere sual ederim. Beylik postuna oturmaktaki muradınız nedir? Hepimize ders olacak elim bir hadise nihayetinde beyimizi yitirdik. Muradım, aynı hataları tekrar etmeyerek ve Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey'le omuz omuza vererek töreyi icra etmektir. Başka da diyeceğim yoktur. Sen ne dersin Taşkın Bey? Töre elbette başımızın tacıdır. Lakin ben salt hükmün karın doyurduğuna inanmam. Ahali için çıkar, sürülerimiz için otlak, mahsullerimiz için pazar neredeyse ben de oradayım. Lafın kısası, umurun menfaatleri neyi gerektirirse ben de ona göre beylik yaparım. Başka da diyeceğim yoktur. Toy meclisi söz meclisi, söz meclisi de öz meclisidir. Herkes diyeceğini der, beyler de seçimini yapar. Lakin şu kadarını diyeyim ki, beylik çıkar ve menfaat için değil, adalet için yapılır. Hülasa, töreyi icra etmek asli hedeftir. Battal Bey gibi benim de fikrim budur. Şimdi son karar sizlerin. Alpler, bir bakın hele başka bela var mı? Arık Bukan'ın eline geçeceği belliydi. Hem Berke Han'ın casusunun ölmesi, hem de altınların Arık Bukan'ın eline geçmesi hiç iyi olmadı. Eğer Arık Bukan'dan altınları geri alamazsak, Berke Han'ın bize olan itimadı sarsılır. İttifak tehlikeye girer. Ertuğrul'un işi zorlaşır. Ne olursa olsun o altınları geri alacağız. Gerekirse dağları, taşları delik deşik edeceğiz. O altınları bulmadan da geri dönmeyeceğiz. Evelallah. Eyvallah abim.
Gel bakalım Ertuğrul. Lanet olsun. Tez gitmem gerek. Şimdi bu kefere inine gidecek. Biz de peşine düşeceğiz. Sonra da bizim olan altınları geri alacağız. Hem altınları alacağız, hem de inlerini başlarına yıkacağız. Battal Bey'i Umuroğlu postunda görmek isteyen beyler kimlerdir? Yalnız iki kişi midir? Taşkun Bey'i Umuroğlu postunda görmek isteyen beyler kimlerdir? Uzunca anlatmaya lüzum yoktur. Gayrı ne diyeceğinizi bilirsiniz. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim, eyvallah. Eyvallah beyim, eyvallah. Bu keselerin karşılığını toyda görmek isterim. Ne kadar sadakat, o kadar ihsan. Beyinizi bana verin ki Umur postuna oturup bey olunca çok daha fazlasını kazanasınız. Umur beyleri kararını vermiştir. Bundan gayrısı artık sendedir İlbige Hatun. Yapılan toy gereği Umuroğlu obasının yeni beyi Taşkun Bey'dir. Obamız için hayırlı olsun. Bu kadar kovalamaca yeter. Gayrı hesaplaşma vaktidir. Sen ne ettiysen benim ağzımdan tek kelime alamadın. Lakin ben seni
kan kustura kustura öptüreceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sen burada, ağabeyin Gündoğdu da gittiği yerde geberecek. Bunu evvelden düşünmedin mi sanırsın? Ben burada, ağabeyim de orada tuzaklarınızı başınıza geçireceğiz. Sana Berke Han'ın yanından malumat gönderen kimse... onu da öğreneceğim. Demek anladın. Lakin hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Hülagü Han yakında buraları çiğnemek için ordusunu gönderecek. Senin de Berke Han'ın yanına gittiğini bilirim Ertuğrul. Oraya asla varamayacaksın. Hülagü Han'a gönderdiği malumat ona asla ulaşmayacak. Yiğitlerim o malumatı çoktan ele geçirmiştir. Sen de dağ olsan kılıcımın önünde paramparça olacaksın.